Sivri senden bir şey rica edeceğim. Senin futbollara nasıl alan? Futbollaran var biraz ya. Ya takım tutuyor musun? Hangi takımsın? Tutuyorum Fenerbahçeliyim. Şimdi şu anda şu dakikalarda hepimiz çalışmak zorundayız. Programımızı yapıyoruz ama biliyorsun ben de Beşiktaş'tayım ve Beşiktaş'ın maçı var. Senden rica etsem sen Sivrisin. Ee, bir sağ sola... İşte bir 15 için 2 dakika sonra başlıyor. Arada evet. bize şey söyler misin? 5 dakika skor verirsen <laughs> seviniriz diyor. <laughs> maçın ya nasıl dakika oldu? Dakika skor kolay ya. Sivri Fenerbahçe nasıl gidiyor? Beğeniyor musun? Bu arada Nihat'a da soracağım bunu. Nihat da Fenerli. Fenerbahçe Düzelir ya bir şey olmaz ne olacak yani. Ali Koç'u seviyor musun? Çok seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu sene şampiyon olur mu sence? Geçen hafta kaybettiler. Kaybettiler değil kaybettik yani. Ya Kayıp su... olur ya ne olacak ya? Bir şey söyleyeceğim. Türk televizyonlarında artık geldiğimiz nokta bu mu? Yani bir kulübü ve bir maçı bir sineğe de mi değerlendiriyoruz? Yani artık bu kadar düştük mu hakikaten? <laughs> ya yani senin sinek dediğin... ben bakıyorum şimdi senin... bu <laughs> futbol yorumcularına da yani artık bu kadar ha, şimdi değil. Ama ağzın... yani. Hayır senin sinek dediğin... <laughs> Medya canlısı. Evet. Bugün Türkiye'de ekranlarda futbol konuşan kendini gazeteci diye anlatan birçok insandan daha iyisin. Öyle i̇şte mi? Bu. Bravo, güzel. Bana bu güzel ortaya bağladın yalnız. Sivriyim, ayrıca <laughs> rica ederim yani. Çok teşekkür ederim. Yok doğru. Yani o konuda hakikaten birçoğunun görüşünden daha iyidir. En azından vicdanlıdır. Sinek vicdanlıdır. de olsa vicdanlıdır. Bravo. Bravo. Bizim mesleğimizde önemli olan bu. Herkesin bir görüşü var, savunduğu fikir var ama vicdanını kaybettiği an işte o zaman insanlıktan çıkılıyor. O zaman sinek bile olsan vicdanın varsa o vicdan seni insan yapıyor. Çok güzel konuştun. Bizim için hazırladığın sorulardan bir tane daha sorar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dur Fenerbahçe'yi Nihat'a da soracağım. Sen şimdi iyi Fenerbahçelisin. Yani iyi bir Fenerbahçeliyimdir herhalde. Kendime göre öyleyim yani. Ne oluyor Fenerbahçe'de? Anlat. Ali Koç'u beğeniyor musun? Ben beğeniyorum tabii. Ben Erol Hoca kongre... ile ilgili itirazlar var. Ne diyorsun? Sivri bu arada sana da soracağım bunu. Ya Ben kongre üyesiyim. Ali evet. Koç'a oy verdim. Çok da gönül rahatlığıyla isteyerek oy verdim. Kongre üyesi arkadaşlarımı da ikna ettim. Ee, oy vermeleri konusunda. Bugün kongre olsun... Bir daha Ali Koç adayı olsun, bir daha Ali Koç'a oy veririm ben. Çünkü biz çok uzun bir dönemi geride bıraktık ve bu değişim böyle bir senede, iki senede, bir dönemde olacak bir şey değil. Yani uzun bir dönem Aziz Yıldırım dönemi. Ya o bittikten sonra bir şeylerin değişmesi bu kadar kolay değil. Bugünden yarına bir senede, bir sezonda değişecek bir durum değil yani. Dolayısıyla ben o hakkı olduğunu düşünüyorum Ali Koç'un. Mutlaka deneyerek, yanılarak, mutlaka o da öğrenerek, kendisi de söylüyor zaten bir şeyleri yoluna koyacaktır. Ya ben taraftarım neticede. Benim de tabii fikrim var hani tercihler konusunda. Erol Bulut da bu kadar ısrar edilmesi doğru mu? Bence değil. Ya ben taraftarım ama ben sadece izleyen olarak söylüyorum. Şimdi ben şu şeyi anlamıyorum. Biz bizim şu yaptığımız şey kahve muhabbeti aslında. Kahvede de aynı muhabbet yapılıyor. Abi Erol Hoca ile olur mu? Ya işte hep sürekli evde yeniliyoruz falan diye de Şimdi mesela adamın bir kadro tercihi var. Kadro kuruyor. Yine aynı kahvede aynı muhabbet oluyor. Biz burada da aynı şeyi konuşuyoruz. Siz de konuşuyorsunuz işte. Onu oynatmış. Oynatılır mı o falan diye. Ya o adamla 24 saat yaşıyor Erol Bulut dediğin adam. Yani onun karnı mı ağrıyor, bileği mi ağrıyor, moralimi bozuk, karısıyla mı kavga etmiş. Bir sürü şey biliyor. O yüzden oynatmıyor olabilir. Biz onu bilmeden buradan konuşuyoruz ya. Ama biz taraftarız ve sonuca bakıyoruz. Ben sonuca baktığımda ya üst üste kendi evinde bu kadar çok mağlup oluyorsan bir sıkıntı var. Demektir yani. Demek ki o takımı oynatamıyorsun çünkü oyuncu dediklerinde kötü insanlar değil. Bir dünya transfer yapıldı, çok önemli adamlar alındı, paralar harcandı. Tabii tabii. Çok ya dolayısıyla para. bir sıkıntı var ortada muhakkak. E, mutlaka gidereceklerdir. Sivri. Sen ne diyorsun? Ben ne yaparsa dediklerine katılıyorum. E i̇şte bu. Be. E i̇şte ya. gerçek partner böyle olur. <gülüyor> 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 i̇şte. Ben basketbol tarafını daha çok takip hmm. ediyorum ama onu söyleyeyim yani.